Evet arkadaşlar. Bak abi buradaki sorun mu? Şimdi adam mesela şey yapıyorlar. Bu araları böyle tahtalarla şeye. Bir de şu kangalda istif bozuldu mu kenarlarda? Şöyle bir sorun oluyor. Şimdi şu kangal abi şurada şöyle. İşte istif bozulmuş bir şekilde. Yani nasıl çizsek onu? Evet yani araya tam sığmıyor mesela şöyle. Tamam mı? Bunu araya sığdırmak için abi bazen şöyle şeyler ya buraya çok da büyük de geliyor araya da kaçsın istenmiyor mesela. Diyor ki adam şuraya böyle tahta koyalım araya tamam mı? Şimdi buradaki sorun şu sen bu kangala şöyle tek taraftan bir tahta koyduğun zaman bunu buradan böyle küt diye zedeliyor. Tamam. Üstüne yük bindikçe de buna böyle nasıl diyeyim? Şu kangalın böyle bir köşesinden basıyor da basıyor. Basıyor da basıyor. Kangalı böyle içine göçertiyor. Yani şuradan bir tahta biniyor buna. Biniyor. Bindikçe böyle burasından şuradaki grubu böyle direkt göçertiyor. Sen komple koyuyla hasar veriyorsun. Anlatabiliyor muyum? Yani öyle bir sorun var. O yüzden o tahta döşeme işinin de köşeleri şeye gelmeyecek şekilde. Yani uzun, yeterince uzun aralara girecek şekilde. Ya da bir başka yani yer değiştirmek mümkünse falan. Bunun bir problemi de o. O şeytanlık oluyor dediğim olay buydu. Yani hemen iş çabucak bitsin diye abi. Bazen tahta koy. Bir de şöyle de şeyler oluyor. Şimdi dedik ya kod farkı, bozukluklar oluyor. Öne meyilli. Üstte adam istiyor ki düz sıra olsun. Düz sıra olması için mesela kangallar şu şekilde geliyor tamam mı? Ya çok abartı çiziyorum bunu. Üst sırasını da düz yapmak istiyor adam. Şöyle hani giderek düzeltecek o istifin bozukluğunu tamam mı? Şöyle çizelim. Şöyle. Bunu böyle giderek son sırasını düzgün yapmak istiyor. Yamukluklardan sebep. Abi şuraya şu şeyi koyacağız ama mesela şuradaki şeye şuraya bir tahta koyuyor ön tarafından. Sadece ön tarafından. Önlerden besliyor. Arkası kangalı oturuyor. Önü tahtayla kangalı. Böyle önden arttıra giderek bunu düzleştirmek istiyor sıralı. Abi orada işte şu tahtayı koyduğu zaman bu yandan böyle abi şu iki kangala basıyor bir taraftan üstünde diğer kangal. Bunlar ya abi bu buradan bu köşelerden bunları bir güzel zedeliyor tamam mı? Öyle sorunlar olabiliyor. Bu da bir ayrı şey. O yüzden yani dökmecilere bunların bağlanması çok iyi bir şey değil ama çok da yapacak bir şey yok. Yani bağlıyorlar böyle. Ondan sonra uğraşıp duruyorsun abi. Hayır. Ya dediğim gibi abi bulaşıkları bak böyle cırcırla da yapan var. Bel silikle. Şeyle o pnömatikle de yapan var. Steel coil'lerdeki gibi ya da göstermiştik direkt telle bağlamış adam. Öyle yapan da var yani tamamen limanına göre. Uygulanıyor. Şunlar neymiş abi? Evet yani bunlar çubuk yüklemeleri. Pardon. Görüyor musunuz? Yani burada böyle karşılıklı yüklüyorsun abi. Bunda da yani kat kat hesabını yapacaksın. Arada üstüne yük gelecek mi? O önemli. Yani bu araya nasıl girer, nasıl girmez. Dediğim gibi çubuklarda hepsi uzunsa şu köşelere koyarken kren limitlerinden sebep sorunlar yaşanabiliyor. Evet. Şurada da mesela böyle bak görüyor musunuz? Evet. Burada olmuş. Yapmışlar. Bu böyle yelpaze gibi genişleyeceği için bak araya şurada tahtalarla diyez. Takozlarla yükseltmiş. Görüyor musun? Şu altta da var. Burada bakayım şu tarafta. Bak şurada da var. Bunun yan resmi varsa çekmişsek. Evet bak görüyor musunuz? Şurası zaten çok ideal bir örnek. Yani bunu böyle bu boşlukları tahtalarla böyle yükseltip üst sıraya tamamlamaları lazım. O şekilde olacak. O ambar kapağı aç kapa aç kapa aç kapa yükü ıslattılardı. Kapağın üstü tuzlu. Sonracığıma yük paslanıyor. Sonraki günlerde adamlar da gelip bunun resmini çekiyorlar. Filan falan.
Biz burada süper kargo çıkmıştık. Tabii de bak abi görüyor musun? Forklift de bunları önce diziyor. Kalan kısmı havuzu da krenle dolduruyorlar. Yükleme şekli bu. Yani çok şey değil. Ama dediğim gibi buradaki sorun şu. Bunları yüklerken forkliftle şu bıçaklar bunları zedeliyor, tamam mı? Hani çok da suyunu çıkarmamaları lazım. Burada da görüleceği üzere burada artık havuzu dolduruyorlar ve bak burada demek bunun üstüne başka yük gelecek. Ha burada tank top sorunu vardı, onu da söyleyeyim. Abi ben anlamadım nasıl oluyor ama neyse yani ya öyle yap dediler, öyle yaptık, yapacak bir şey yok. Tank top sorunu. Yani tank top strength. Lan ne tank top strength olacak anasını satayım. Yani daha hiç mi dökmeci yüklemedi? Kitabında da öyle yazmıyor. Abi o kiracı aradı. Bir yerlerden bulmuş. Nereden bulmuşsa aramadım ben de hangi kitap. Onunla mı uğraşacağım anasını satayım? Limanda koşturmacadasın zaten. Daneçleri biraz fazla tuttu. Kurtarmıyorsa kurtarmıyor. Ne yapacaksın? Bunları biri ileri biri geri. Biri ileri. Bak şu grup geride kalmış. Yersen lan böyle iş mi olur? Yani sonuçta bu ağırlık direkt olduğu yere basar, tamam mı? Hani böyle sen bunu Daneş'le yaydın. Bu bir anlam ifade etmiyor ki. Yani ağırlık bastığı yere basar. Bu kadar basit. Yayılmaz ki. Neyse. İşte. Biri önde, biri arkada. Biri önde, biri arkada. Böyle bu 8 metreyi sanki 12 metreymiş gibi. 2 önde, 2 şeyde 4 metre ekleye ekleye. İlk 2-3 sırayı öyle yaptık. İlk 2-3 tier'i. Onun üstündeki tier'leri artık normal koyarak. O yüzden işte burada araya böyle diyez şeklinde. Bak bunun önü boşluk kalmış. Bir sonraki gelen bunun önüne burada bu uzun çıkacak artık buraya, tamam mı? Bu kıçı boş kalacak. O zaman buraya bir tahta tokoz kalacak. Böyle biri önde biri arkada yapa 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 ağırlığı dağıtma muhabbeti. Yani bu açıkçası burada işte o crane'ler, limitler sorunu olduğu bilmem ne. Bak abi ben size dürüstçe bir de bir şey söyleyeyim. Bak burada bak şu güzel. Görüyor musunuz? Önde arkada, önde arkada artık ondan sonra üçüncü sıraları artık normal. Yani aşağı basar diyerekten böyle devam ediliyor. Bak abi orada şöyle bir şey oldu. Yani kiracı İşte gemiye haber vermiyor. Çünkü hayır şöyle gemi kaptanıyla da konuştuk. Kitaplara baktık. Kitaplara göre kurtarıyor. Sonra kiracı aradı. Norveç'te. İşte kurtarmıyor. Biz baktık. Ne yapacağız? Böyle yapalım. Tamam. Ama gemiye de söyleme huylanmasınlar. Yani bak abi bu işlerin biraz farkında olmanız da bu yüzden. Diyelim ki hakikaten adam haklı. Tank top strike kurtarmıyor. Bu hani olduğu kadar bir şey limanda. Limitler köşelere yetti yetmedi. Bir güzel dişliği ayarlayamıyor adam filan saçma sapan. Her ambara durmadan her crane sapan alışında koşturman gerekiyor ki şunu ayarlatasın diye. Süper karbon takip etti etmedi. Hani bizim gibi uğraştı uğraşmadı. O yüzden sizin de mutlaka ve mutlaka işin biraz farkında olmanız lazım. Yani ne oluyor birader burada? Niye böyle yapıyorsunuz bakayım filan? Hani bu niye yapılır ki yani? Ambara tabanın ağırlığı dağıtmak için yapılır. Yani bu Z şöyle zigzag zigzag yükleme şekli. Ne münasebet? Filan yani tank top strength kurtarmıyorsa şu köşedekinde hiç kurtarmıyor zaten. Değil mi? Ya burada sen komple katını çıkmışsın. Buradakiler 12 metreye yayıldı ama şu köşeye yayılmadı mesela. Gibi gibi. Yani çok katakulleler dönüyor arkadaşlar. Tamam mı? O yüzden bilin yani ne oluyor ne bitiyor. Bu yüklerde çok şey. Bak abi burada daha keza aynı şekilde. Böyle öne arkaya öne arkaya yapa 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 yapa. Üstlerine artık ondan sonra dümdüz çıkılıyor. Bak abi görüyor musun burada nasıl? Burada kabak gibi ıslatmışlar yükü. Aça kapa bak şu kahverengi pas olmuş. Yani şu inşaat demirinde de pas. Ben biz gerçi süper kargo çıkmıştık da yani ulan inşaat demiri paslansa zaten paslanması daha iyi de. Öyle işte o Coca-Cola kutusu mantığı yürüyor bu işlerde. Öyle arkadaşlar şu aralar birbirine çaparız vermemeli. Şunu şöyle bir düzeltelim. Biraz da şey yapalım. Tahliye ederken abi yük birbirini hasarlamamalı, tamam mı? Şu arada boşluk olmalı.
Bu şekilde yapacaksın. Ya abi çok da bir şey yok. Ne yaptığını bil, biraz şey yap, böyle eğilin, asılın işe. Ama bir o kadar da limanla koordineli olun. Tamam. Ondan sonra zaten olacağı olur yani, olmazsa olur. Çok da bir sorun yaşamazsınız. Evet. Bu da bu şekilde. Şunlar neymiş abi? Fotolar. Photoshop. Şu ne abi? Ha, bu MDF yüklemesi. Evet. Bu videoda bahsetmeyeyim. Bundan sonra bir video daha çekeyim MDF'yi. Adı MDF olsun. Orada yapalım. Tamam mı? Şuraya da not alayım da unutmayalım abi. MDF yüklemesi. Ya veya gel abi, hiç ayrıca şey yapmayayım. Niye? Çünkü bu MDF'yi size packing, zaten fabrikanın adamları gelir. Süper kargo mutlaka gelmesi lazım bunda. Niye? Çünkü fabrikadan nasıl sipariş edileceğine siz karar veremiyorsunuz. Bilmiyorsunuz, o bağlantınız yok, bir şey yok. Ay pardon ya, bunlar nereye geldik oğlum? Allah Allah. Bu ne ya? Bak abi, MDF. Bir kere bu MDF işi çok şey. Geç bunu. Karambol iş. Şimdi ben süper kargo çıktım da bana. Abi şeyden order nasıl gelecek bilmiyorsun. Tamam, bu MDF'lerin 40 tane çeşidi var. Bak abi, şöyle söyleyeyim yalnız, en kaba olanları böyle bildiğin şey gibi, sunta gibi kalın olanlar, en sağlamlar alta, esnekler üstte yukarı, küçük parçalar yine yukarı yani. Ve bunda abi bak, çok yapacak bir şey yok, tamamen harbici şizofren işi, ölçe ölçe biçe biçe biçe, bunu layer layer bitireceksin abi. Bir de bunda onu söyleyeyim, en alt katın hesabını yapıp bitirdim mi? Zaten üstündeki katlar yine 3 aşağı 5 yukarı aynı gelir. Bak abi, görüyor musun şu baş kısmı mesela? Yani bunu abi yedire yedire, ya sen tek 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 o parçayı koyalım, bunu koyalım, Legoları dizer gibi. Bunu ilk katı yaptın mı, üst katlar zaten böyle takip edeceğin için aynı şekilde üst kat da çıkar. En üst katlara zaten küçük ve esnek parçalar kaldığı için zaten iş bitiyor. Mesela şu ağır kontra plak gibi kalın sağlam olanları alta dizmekte. Yani gemi bir de böyle tulum ambar değil, başı kıçı şey oluyorsa, şurada ambar resimleri varsa bak abi, görüyor musun? Yani burada şöyle bir hoper oluyor. Yani burada bildiğin eğimli lan buraya. Yani sen MDF, bunlar şey paketli güzel mallar. Yani bunları yüklerken onu da ne yapıyorsun abi? İşte adamlar güzel çözmüşler. Hadi bak abi. Şunlar o şişirilebilir şeyler. Çuvallar. Görüyor musunuz? Şurada. Bunlar böyle. Bunun da aleti var. Takıp şişiriyorlar. Bu 30 tona kadar filan dayanıyor. Bunlarla böyle hem daneç yapıyorlar, hem de icabında bunun üstüne MDF'yi bile koy. Hiçbir şey olmaz. Çünkü zaten bunlar şey, hafif yani, tahta. Görüyor musun? Bunlarla böyle her yeri böyle çuval halinde bunlar geliyor. Şişire 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 şişire. Çok büyük açıklıklar kalmışsa oralarda şey yapıyorsun. Tahta ile örülüyor. Bakayım varsa bunun, bu ayın 16'sı 15'i. Biz bunu hallettikten sonra gittiydik. Evet. Ben bu firma adına bir defa daha çıktıydım. MDF. İki defa çıktım aynı kiracı adına. Fabrikandan gelen çocuklarla da ahbap olduydık filan, ama yani burada dediğim gibi önemli olan en alt katı doğru dizmek. Üste doğru zaten şu hoper olayı kayboluyor, artık ambar düze dönüyor. Bir de küçük parçalar ve esnek parçalar kalıyor, o yüzden rahat ediyorsunuz. Ama alt katta mutlaka başında duracaksın abi, yani hesaplayacaksın ya, yani bunda abi bildiğin tek 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 uğraşacaksın yani. Bunun başka yapacak hiçbir şey yok. Bir de hesaplıyorsun ama bu torbalarla dizmesi. Evet. Bu da bu şekilde. Gelelim 2020. Son tango.
Ne yapmışız? Foto var mı? Foto şipşak. Evet ya, bu da çubuk yüklemesi işte. Düz ambar, hiçbir numara yok abi. Bas geç dediğim gibi yani. Hele hele bu böyle, geminiz böyle düzse hiç sıkıntı etmeyin abi. Eni belli, boyu belli. Çatır çatır istediğin yükü yüklersin. Bütün problem dediğim gibi şeyler. Abi yani şunu söyleyeyim, bunların hesabında ne kadar vakit harcamanız gerekiyorsa harcayacaksınız, olay bu. Ve sadece sizin harcamanız gerekmiyor, bunu limanla, süper kargoyla falan koordine etmeniz. Dediğim gibi order'ı, yükleme nasıl olacak, tahliye nasıl olacak. Bak abi şu şeydi, bunlar şeyler, şey boruları, doğal gaz borusu yüklemiştik. Lan oğlum çok eğlenceli bak vallahi ya bu. Hani dökme yükte hakikaten hiçbir numara yok. Bunlar var ya, acayip eğlenceli. Çok zor ama eğlenceli anasını satayım yaptıkça. Bunlarla böyle bunları yapa yapa abi. Bunlarda da işte böyle üstüne en son naylon kaplıyorlar. Bu naylon kaplamada da bir şey söyleyeyim. Böyle layer layer, yani kaplayacak buraya. Sonra yanı kaplayacak buraya. Sonra bir yanı kaplayacak buraya. Burada çocuk aşağı düşüyordu. Ara boşluğa düşüyordu, tamam mı? Bir de bunu kapladı güzel. Üstüne tahta parçaları atacak ki bu uçmasın, uçuşmasın. Yani burayı tam olarak bitirsin. Sonra bir yandaki şeye geçsin. Sonra en son yandaki. Şurası bitti. Aa, kenara açık kaldı. Ya orayı düzeltin dediğin zaman liman işçisi arayı görmüyor. Şu arada boşluk var, tamam mı? Yani bak şurası boş. Bunun. Abi adam cumburlop içeri gidiyordu. Ya o naylon parçası tuttu çocuğu. Yani ve olmasa artık gidecek komple aşağı. Böyle şeyler oluyor. Yani böyle çok dikkatli. Ne yapılacaksa çok dikkatli yapılması gerekiyor. İşler. Bunda da öyle bir espri var. Ya da siz hani işgüzarlık yapıp arasına girmeyin. Tamam. Naylonun üstüne çıkmayacaksınız. Abi işte burada çeşit çeşit yükler, tamam, böyle beyazlı meyazlı, kırmızılar, yeşiller, hediyelikler diyoruz, böyle devam ediyoruz abi. Şu neymiş? Evet, bu o gemiye ikinci defa çıkmıştık. Bak resmini göstermiştim, bu da bir diğer şey yüklemesi aynı geminin. Böyle yani işte bak şurada bir lashing atmış. Şurada locking coil'leri atmış. Burada komple atmış. Zaten az bir parça şey var atmış. Şunda olmaz. Bu arada olmaz. Bunlarda olmaz. Şurada olur. Atmışlar. Öyle liman kendi uygulamasını yapıyor abi, aslanlar gibi. O şekilde. Burada bastı basmadı ya. Ne demek istediğimi anlamışsınızdır zaten. Çok da bir şey yok. 2020'nin süper kargosu. Storage. Yok bu değil ya. Resimler. Ya böyle abi dizdik burada da işte böyle. Bunları dün göstermiştim zaten. Böyle atıyorlar abi. Böyle dize dize geliyorlar. Şu Avustralyanlar işi bozuyor. Bak burada çubuğun üstüne yüklüyor filan. Şimdi bir de size bir dur bakayım o. Onu ben bir bulayım. Bonus bonus. Böyle bu, evet. Her denizciye nasip olmaz. Abi dur şu gemi resimlerini geçelim. Abi ya vallahi bak yani bu tabii biz yapmadık burada, biz şeye sadece observer olarak katıldık. Abi yat yüklemesi. Bak abi yani adamlar gemi üstüne gemi yüklüyorlar. Bu yat hiçbir şey değil, hikaye. Yata girmeden önce işte yatın önce giriyorsun, resimlerini falan çekiyorsun içinin şeyinin. Aynaları maynalarında kırılma vesaireler bir şeyler var mı yok mu? Ondan sonra abi şu silinglerini bağlarken yata, şu altta havalandırma yerleri oluyor bunun, tamam mı? Onlara gelip yağ unutmaması önemli. Tamam mı? Aynalar vesaire, giriyorsun içeri, her yerin resmini, kaydını, kuydunu çekiyorsun. Ondan sonracığıma zaten kenarında da işaretler olur yatın. Yani siling nereden takılacağını gösterir. Tamam mı? Oralara denk getirip
şeye zarar. Bak abi şurada gözüküyordu. Bak şurada adamın tam önünde bir ok var. Şöyle net bir resim varsa. Yakın çekimini belki yapmışızdır. Şurada galiba gözüküyor mu? Burada yok, adam kafası kapamış ya. Neyse, oklarla gösterir nereden bağlayacağım. O şeylere denk gelmemesi lazım, tamam mı? Yoksa altta kaldırdığı zaman o havalandırmaları yamultuyor. Abi adamlar geminin üstüne gemi yüklediler. Bu yat hiçbir şey değil. İnşallah resmini çekmişimdir burada. Yani koca ana makinesi olmayan böyle küçük bu şeyler var. Eskihisar topçular hattı çalışan vapurlar gibi. Onun daha küçüğü ama yani 30 küsür metrelik. Böyle iki krayınla birden. Abi bunu böyle koyuyorlar. İşte sen de sağına soluna bakıyorsun. Böyle çekiyorsun. Bir şeyler. Aman 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 aman. Ondan sonracıma öyle devam ediyorsun, tamam mı? Şu gemi üstüne gemi ya. Geminin o genel şeyi yok mu ya şurada? Bak abi şurada adam vapuru, ha bu değil. Bildiğin geminin üstüne gemiyi yüklemiş abi. Kocaman şey vardı geminin üstünde. Ya acayip işler ya, şu. Görüyor musun? Bak şunu iki krayınla kocaman böyle bildiğin şey arabalı vapuru gemi üstüne yüklüyorlar. Yani ben ilk çıktım burada abi, gemi 0-1 derece sallanıyor. 0 şey 0-2. Kaptan dedi ki ya dedi bu havada yükleyemeyiz. Lan dedim içimden, ne saçmalıyor, bu hava yok yani. Böyle öyle şeyle seçebiliyorsun ki çok zor. Abi sonra şu yatı yüklerlerken anladım. Yani şey hakikaten de öyle ya. Yani böyle çok müthiş işler var abi. Yani bunlar böyle adamlar şey kaptan filan zabitler Almandı. Bak abi ben şunu söyleyeyim. Şu Oldendorf'ta filan da gördüm onu. Yani süper kargo gönderir Oldendorf limanlara. Çalışırken siz de denk gelmişsinizdir. Ya, tabii yani ülkesine göre şeyini de gördüm ama yani biz Maputo Mozambik'te bir yükleme yaptık Iron Ore. Tidal loading anlattıydım onu. Yani abi adamlar harbici işi biliyor. Yani çok sağlamlar yani şeyde. Yani adam harbici mühendis kaptan yani, böyle haldır uldur yapıyor iş yani, böyle çatır çatır yapıyorlar. Ve kadro da işe pişmişti, o laşingler bir şeyler havada uçuşuyor, otomatiğe bağlamışlar abi. Kimse doğru düzgün kelime konuşmuyor yani, böyle çatır çatır herkes ne yapacağını bile takır takır yüklediler, laşinglerini yaptılar. Kaptan dahil tulumlu herkes laşingdi, kaynaktı, bir şeydi, girdi çat bitirdiler abi. Vallahi yatıyor yüklediler. Biz de seyrettik. Yani böyle. Vallahi benden bu kadar kabaca. Zaten şey bir sonraki grubu İngilizce çekeceğim. İşte ondan sonra da şu ambarların kimyasal da yıkanması. Kapakların sızdırmazlıkları filan. Ya bu mesleki kariyer planlama dediydim ama yani şunu söyleyeyim, benim gördüğüm artık burada. Abi bu işin yükselen yıldızı konteyner olacak. Tamam mı? Ve şeyler yani yükselen bir trendde gaz taşıyan gemiler. LNG'ler, LPG'ler, gaz carrier'lar. Bunlar yükseliyor. Dökme hiçbir zaman bitmez ama inişe geçen trend bence tanker. Ya çünkü boru hatları falan olacağı için yani tabii bu bitmeyecek ama inişe geçen trend. Ama abi ilerinin yani daha ziyade şeyi bu konteyner işi olacak, onu söyleyeyim. Yani kariyer planlaması yapacaksanız konteyner yapın. Bu gazlara da ben çok şey yapmıyorum çünkü gazda hani şey var. Yine boru hatlarıyla bir şeyle çözülebilir bunlar, tamam mı? Ama abi konteyner bu işin trendi şeyinde, yükselişinde. Konteyner yani. Size de bir tavsiyede bulunayım o zaman madem gündeme geldi. Şurada bak abi bu Birleşmiş Milletler'in her yıl yayınladığı, bu biraz büyük, çok şey, yavaş açılıyor. Bir rapor yıllık.
Yani bu işler nereye varacak? Ya benim orada dikkatimi çeken birkaç bir şey oldu. Yani bir kere bu fuel oil'li yakıttan ziyade sıfır emisyon 2050 diye bir planları var adamın. Yani onunla ilgili tablolar yapmışlar. Yani böyle elektrikli şekillere geçmekten işte rüzgardan istifade etmeye ya da gaz yakıtlı gemilere dönüştürmeye kadar bir sürü şeyler sıralanmışlar. Orada görüyorsun bir de şu var işte yani eğilim artık şeyde konteynerdan yana. Yani o supply chain dedikleri muhabbet bunu da konteynerlarla. Konteyner işi de büyüyecek yani işin geleceği konteynerde. Onu söyleyeyim. Bir, ikincisi yabancı firmalar abi yani mümkünse direkt yabancı firmalara gitmeniz. Yani Türk firmalara da değil. Yabancılar da yani adamların bakış açısı bilmem nesi çok farklı. Yani ben 3 tane yabancı firmada çalıştım. İkisi Yunan. Ya neyse bizdeki şirket yapılarını çok eleştirmeyeyim. Ben zaten yeterince eleştirmiş bir adamım. Yani o eleştirileri yaptım. Yani bir sürü başka hadiseler de yaşandı da neyse. Evet yani neyse açılsın. Abi gelecek konteynerde. Ve bu işler şey olacak yani bir de böyle işin artık muhteviyatı da değişecek benim anladığım. Yani öyle klasik kaptanlık işte klasik kağıt döküman yani bunlar bitecek o refit sistemleri bilmem neler var. Abi elektronik konşimento yok elektronik bir el. Yani sen konteynerin gelirken adam içindeki yükten otomatik sistemlerle tak hemen gümrüğe elektronik bir el hiçbir şeye uğramadan yani konteyneri indirirken karşıdaki bir cihazda indirip tırın üstüne koyarken olup hemen şeye gitme. Ne kağıt var ne bir şey. Her şey full otomatik. Yani kaptanın o yeri sorumluluğu işte şeyin gemi personelinin şeyi falan yani bu teknolojik gelişmelerle bilmem nelerle bambaşka bir hal alacak onu söyleyeyim. Yani işsizlik yaşanacak onu söyleyeyim. Yani kendinizi iyi yetiştirin. Benim bu anlattıklarım artık biraz da modası geçen. Bir 20 sene belki idare eder. 20-30 sene de sonra artık bitecek şeyler yani. Tamam mı? Yeni şeyler bambaşka bir hal alacak. O yüzden yani işler hiçbir şekilde bu şekliyle yürümez diye düşünüyorum. Yani dökmeci bitmez. Bak bu abi. United Nations Conference on Trade and Development. Tamam mı? UNCTAD. UNCTAD dediği. Benim burada şu 52. sayfa ve sonrası biraz. Bu 2019'un raporu. Ha bir de buradaki şeyler şu korona çıktı çok değişti. Bak abi. Deliveries of new building for selected vessel types. 2014-2018'e. Bak abi görüyor musun? Dökmeler, oiller inişe geçmiş. Yani tanker ve konteyner artıyor. Gazlar artıyor. Chemical yerinde sayıyor. Vessel orderları yazmış. The Path Developing Zero Emission Vessel. Yani bu 2050 hedefleri. World Tonnage Order'lar. Dökme ve tankerler düşüşte. Container yani yani general kargo olduğu yerde sayıyor. Bunlar sıfır efficiency 2050 hedefine göre neler yapacaklar? Yani technological measures to improve ship design efficiency. Bir de use of alternative zero carbon fuels or energy sources. Yani biz fuel oil'li yakıtlarla idare ederiz yakıtlarla. Ya da fuel olmayan yepyeni yakıt şekilleri. Yani adamlar çok böyle müthiş şeylerden bahsediyorlar ama hani burada bir de tabii üzülerek gördüğümüz bazı şeyler var. Şu. Tonnage sold for demolition. Demolition dedi gemi sökümleri. Oranında Türkiye ilk 3'te ama şey ilk 4'te onun tablosu vardı ama abi yani Bangladeş işin %40'ı bu ne? Ha bak Türkiye'de ownership of world fleet deadweight tonaj üzerinden şeyde Türkiye kaçıncı sırada abi? 16. sırada. %1,41'lik bir payla. Değil mi? Şurası
Tabii percentage. Evet, %1,4. Bunlar böyle başı çekenler. Ownership country. Yunanlar başı çekiyor abi. Yani biz gemide yoğurt isterken Turkish yoğurt, yok plain yoğurt, işte yoğurt unsweetened bilmem ne yazardık. Abi Greek yoğurt diyorsun, geliyor. Niyesi böyle bu. Adamlar dünya fillet ownership'inin %18 kadarına sahip. Biz %1,4. Şurada şey vardı. Ship owned countries, bu neymiş? Şey olarak, gemi ederleri olarak yine Yunanlar birinci. Bunda da Türkiye sonlarda. Neymiş, burada var mı oran olarak? Total. Ya %10 muymuş? %10. Yok, bu total. Percentage değil, yok o percentage değil, o başka. Neyse. Bak abi. Bu şeyde ship registration sırasında Türk bayrağı %0. Çok acayip. %0 abi. Yani 0,38 var şurada. Cumulated share of dead weight tonaja göre. Dünya percentage'inde de %0 Türk bayrağı. Yani bunu okuyunca biraz kahroluyor insan ama maalesef. Bir de şu gemi söküm olaylarında Türkiye ilk dörtte. Ya bu yayını bulabilirsiniz. Bunun şeyi de oldu. Nasıl diyeyim? Copyright hakkı bitti. Çoktan. Artık free erişimi var bunun. Belli bir süre free eriştirmiyorlar. Ondan sonra bedavaya ulaşabiliyorsunuz. O yüzden böyle aleni şekilde paylaşıyorum. Bu söküm olaylarında ya. Abi Türkiye, Bangladeş, Hindistan, Pakistan var. Şöyle söyleyeyim. Bangladeş, Hindistan, Pakistan. İşin %97'si filan, Türkiye sadece %3'ü. Maalesef yani bu abi, bu biraz da şunun göstergesi. Yani bizim bu kafamızla buralarda ne uzayıp ne kısalacağımız. Yani sizler gidin yabancı firmalara direkt mümkünse. Konteynerları bilmem neleri bir şeyleri seçip böyle yeni trendlere gidip oralarda yetişip dönüp anca burada ne yapılacaksa o şekilde sizlerin yapabilmeniz. Yani bu raporu da okuyun, çok dehşet şeyler yazıyor. Ama yani korona çıktı tabii. Buradaki tahminlerin alayı tepe taklak oldu. Yani ya biraz da benim kendi şahsi görüşüm. Son 8 dakika falan kaldı. Boş iş. Yani ben şunu söyleyeyim. Hani bu Batı medeniyeti, uygarlığı tamam. Şey olarak çok ileri gittiler ve zenginleştiler. Ama hiçbir zaman mutlu olamadılar abi. Yani her türlü ellerinde imkan, kaynak vesaire oldu. Ama o mutluluğu, refahı hem yani o dünya savaşlarıyla bir şeylerle hem sağda solda yaptıkları bu kurdukları hem kendilerine zehir ettiler hem dünyaya zehir ettiler. İşte bu yani şehirleşme oranı %93,5'larda filan Türkiye'de. Yani biz kendimiz ettik, biraz kendimiz bulduk. Yani böyle bir yerlerde aşırı toplanıp hiç durmadan böyle hani vakit nakit 7-24 bir şeylerin hiç ihtiyacımız olmayan, halbuki o kadar şeylerin peşinde koşmaktan burada bir sürü trendler. Ya güleceğim geldi işte. Neydi? Pasifik'teki adalarda işte artış eğilimi göstermiyormuş trendler. Ya niye göstersin ki kardeşim? Yani adam orada sayısı belli mi? İhtiyacı belli mi? Niye art yani niye durmadan tüketimini arttırması lazım? Anlatabiliyor muyum? Gerek yok. Yani bu adamların kafası bu. Ama hala onların düzenleri, çok yapacak bir şey yok. Yani halbuki ihtiyacın kadarını şey yap, onun sana verdiği tükettiğin zaman bir rahatlık olur. Hem kafa hem maddi olarak. Biraz hayatını yaşa abi. Ya biz bu kadar bir sürü video çektim denizlerle ilgili. Hep denizcilik bir şeyler. Yani abi yani niye bir mehtaplı gecenin videosunu çekmiyoruz, anlatabiliyor muyum? Ya bunlarla bu kadar. Böyle yıllar geçiyor geçiyor, ondan sonra ömür bitiyor. Ha babam bir şeylerin peşinde koşarak. Yani benim
Yani asli tavsiyem abi hiçbir şekilde denize menize bulaşmamanız zaten. Ama bir şekilde de bulaşmışsanız abi bari şeylerden eğilimler bu yönde olacak diye düşünüyorum bunlara göre. Konteyner. Geleceğin parlayan yıldızı muhtemelen konteyner olacak. Ama şöyle de yani çok büyük ebatlı konteyner gemileri yapıyorlar. Sayısı az olacak. Ve bu büyük firmalar şeylere el atmışlar. Yani liman, işte o ufak taşıma şeylerinde, yani ana hatlar değil, yan tali hatlara da şey filan. Yani bu iş şey olacak, konteyner büyüyecek o supply chain muhabbetinden dolayı. Tedarik zinciri. Bu işin geleceği konteynerde. Bir de abi altın kural, İngilizcenizi ilerletin kardeşim. Bu iş İngilizce bilmeden olmaz. Yani genel İngilizceniz iyi olsun. Yani şöyle söyleyeyim, ALES'ten böyle 80'ler falan olacak seviye herhalde. Tamam. En aşağı. Bir de mesleki İngilizceniz zaten çok iyi olsun. Yani böyle baya baya iyi olsun. Yani hani, ona çok önem verin. Evet arkadaşlar, benden bu kadar. Dinlediğiniz için de teşekkür ederim. Bundan sonrakilerinde de şey olacak. İngilizcelerini çekeceğim. Ondan sonra işte vakit buldukça falan böyle ufak ufak devam edeceğiz yani. Bu şekilde. Ya bir de yani üzülerek, yani bu şeylerde, zabit tercihlerinde de yani Türk zabitler eskisi kadar şeydir. Yani bir ara bir Filipinli Türk, zabit Türk, personel Filipinli şeyi vardı ama o trend de yavaş yavaş gidiyor anladığım kadarıyla. Çevremde çok duyuyorum üzülerek yani iş arayan. Ya abi biz okuldan mezun olduğumuz yıllarda yani iş bulmak gibi bir kaygı değil, iş beğenmemek gibi bir kaygı vardı. Yani benim gibi böyle hani bir derecesi bir şey olmayan, belki son gruplarda mezun olmuş biri bile iyi firmalara girebiliyorduk yani. Ama şimdi adam okul birincisi oluyor ve iş bulamıyor bir sene. Yani böyle şeyler yaşanıyor maalesef. Allah yardımcınız olsun diyeyim, ne diyeyim yani. Bir de bu hastalıklar, bir şeyler, zaten bu işin eski tadı da kalmadı. Bak ben size söyleyeyim mi, en güzel yapacağınız kariyer planlaması. Ben üçüncü, dördüncü gel abi, sağda solda çok güzel hani böyle alemle bilmem neyle yemiştim parayı, tamam mı? Ama ikinciyken tuttum bu parayı. Yani yatırımlarımı yaptım. Dolayısıyla yani şunu düşünmeyin. Ben ilelebet denizde sürdürebilirim bunu. Denizdeki çalışmayı sürdürülebilir bir çalışma olarak düşünmeyin. Bir gün gelecek belki bırakmanız gerekecek. İşte o zaman ayağınızı yorganınıza göre uzatmış olmanız çok önemli. Yani ben de biliyordum kendime BMW araba almalıyı veya böyle bir normal müteahhitin yaptığı daire değil de işte lüks plazalar, ne bileyim böyle şeylerde, tower'larda yer almayı biz de biliyorduk ama sen öyle yerler aldın mı bir ömür boyu kira gibi aidat ödeyeceksin. O arabaların masrafları bilmem neleri. Bunları hep hesaba kat. Bak abi ben şu an bırakabildim bu işi bunun sayesinde. Yani bu ayağımızı yorganımıza göre uzatmanın sayesinde. Bir gün gelip bırakacağınızı mutlaka hesaba katın. Ben bırakmam bilmem ne, aslanım kaplanım demeyin. 10 yıldan fazlayı da geçirmeyin. Onu da söyleyeyim. Kariye geçecekseniz de yani açıkça söyleyeyim, şu adiliği de yapmayın. Hani denizde böyle 2 artı 2. Şimdi 2 sene mi oldu? 3 sene mi oldu? İşte 2 sene hemen zabittik. 2 sene şey, hop hemen karaya zıplama. Yani bir kontrat kaptanlık, çarkçı başılık falan. Bu ucuz çipşatları yapmayın abi. İnsanların ahını da almayın. Biraz çalışın ama 10 seneyi de geçmeyin. Ondan sonra geç. Yani biraz karaya geçtiğin zaman hakkını verin. Tamam mı? Ama uzun da çalışmayın denizde. Yatırımınızı yapın insan gibi karada. Yani sana normal bir maaş, kara maaşının yeteceği seviye ve geçinebilecek kadar borcun harcın hiçbir şeyin olmasın ona göre. O stres gençken eğlenceli geliyor. Yaş geçtikçe abi ağırlaşıyor, zor geliyor bazı şeyler. Bunu hesaba katın yani benden size işte büyüklerim için bir kardeş, küçüklerim için bir abi tavsiyesi olsun. Böyle yapın abi. Biraz kafanızı dinleyin. Yani bu insan bedeni de bir madde sonuçta. Bir gün gelecek yorulacak. Metal yorgunluğu gibi bu kafa da yorulacak. Bu dizler, bileklerde yorulacak. Bunu hiçbir zaman unutmayın.
kendinizi denize mahkum etmeyin. Çok büyük şeylerin altına girerek yüklerin. Yani böyle biraz daha makul kalıp hiç de yemeyin etmeyin demiyorum. Ha, şimdi onu diyecektim. Ben hani ilk zabitken yedim ettim diyorum da bizde o zaman o imkan vardı. Artık onda sizde o da yok. Yani şey de yok. Yani hangi limanda nereye çıkacaksın da nereye gezeceksin de. Hani nerede ne yapacaksın da. Artık o şeyler de çok kalmadı. Ülkelerin pek çoğunu da zaten salmıyorlardı. Bu hastalık çıktı. Siz, ben sana onu da söyleyeyim. Yani bir iki sene unutun o işleri de. Bari abi atın kenara. Şey yap. Yani yarın öbür gün bırakmanız gerektiğinde bırakabilin. Yani. O şekilde herkes kendi hesabını, kendi kesesini kendisi bilir. Tamam mı? Ona göre şey yap. Tadında bırakın. Bırakın. En güzel yapacağınız kariyer planlaması bence bu olur yani. Biraz sevdiklerinizle, ailenizle vakit geçirin. Böyle hadiseler yaşanıyor. İnsanlar gemide hapis kalıyor. Ne bileyim Allah kecinden versin. Anası babası bir şey söylese yanında dahi olamayacak. Ve bazı şeyleri hazır, elinizde imkan varken tadını çıkarın yani. Her şey para değil. bırakın abi o işte Pasifik adalarındaki şeyin peşinde bunlar koşsunlar, ne halleri varsa görsünler, tamam mı? Ya da yani işte konteyner geçen sene %4.4 arttı da bu sene %2.7 arttı. Ya bırak abi siz uğraşın onlar. Benden size tavsiye. O kadar da hayatı hızlandırmanın gereği yok yani. Bırak vakit nakit değil, biraz vakit nasıl diyeyim böyle güzellik, iyilik, hayır hasenat olsun. Tamam. O vakit nakit kendi 7-24 çalışsın, ne hali varsa görsün. Evet, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Oy kuzucuklar.